Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Eris'le birlikte biz Bakugan savaşçılarıyız. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Git olmadan sen bunu Bakugan. Bakugan savaşçıları. Bakugan savaşçıları. Masquerade topu. Bu çok sinir bozucu. Neden benim Bakugan topu konuşuyor ama sen konuşmuyorsun? Neden? Ah hadi. İçerideysen en azından bir tek şey söyle. Hadi şekerim lütfen. Bir şey söyle. Ne oldu? Sen de nereden çıktın? Bir Bakugan savaşçısı. Benimle karşılaşmak mı istiyorsun? Öyleyse hemen partiye başlayabiliriz. Adını duyamadım. Çünkü söylemedin. Bana Masquerade diyebilirsin. Hey, görmek istiyorum. Bu harika. İnternette bu Bakugan'dan mı bahsediliyor? İşte. İşte karşınızda eşsiz Drago çocuklar. Ne yani, bu konuşan mı? Ben. Hadi onu konuştur. Aa, çok kıskandım. Benimki henüz konuşmadı. Beni belki de uyduruyorsundur ha. Ne dersin? Size kanıtlayacağım. Tamam mı? Hadi göster. Hadi göster, göster. Tamam. Size göstereceğim. Hazır mısın Drago? Show zamanı. Bakugan. Kalk. Belki de bozulmuştur. Hadi Drago, bir şeyler söyle. Bakugan. Kalk. Bakugan kalk. Kalk. Beni utandırıyorsun Drago. Neden? Drago'yu boş ver. Ödevini yaptı mı bakalım? Evet, çünkü yapmadıysan Bayan Purdy sana çok kızacak. Olamaz. Unuttum. İşim bitti. Belki hala yetiştirebilirim. Bana yardım etmelisiniz, yoksa sonsuza dek cezalı olacağım. Yardım edin. Bu insan acınacak bir durumda. Onun eğlencesi için burada olduğumu sanıyorsa yanılıyor. Lütfen. Çok daha önemli bir misyonum lütfen var. Estorio'yu yok olmaktan kurtar. Lütfen. Çok fazla direnç var. Evet. Evet. Güç toplamalıyım. Çocuklar, zili duymadınız mı? Ne yapıyorsunlar? Drago! Lütfen dur! Deniyorum! Drago! Midem bulanıyor! Dur! Söyleyin bakalım, sınıfıma kim misket getirdi? Evet. Dersten sonra konuşacağız. Tamam efendim. Anlaşıldı mı? Başım neden buraya girdi ki? Ve daire çevre uzunluğunu hesaplamak için hipotenüs teorisini kullanıyoruz. Değiştirici problemimizin Helmholtz diferansiyel denklemini verecek. Bu dünyada bir şekilde serbest dolaşmalıyım. Ama acele etmedim, çünkü Vestoria tehlikede. Raga onu yok etmek istiyor ve onu durdurmak zorundayım. Ama önce onu bulmalıyım. Hadi, her yerde yuvarlandıktan sonra çok kirlenmişsin dostum. Hadi, seni temizlemeliyiz. Parlamaya başladın bile, baksana. Bunu tüm gün yapmamı istiyorsundur.
Benimle konuşursan belki yaparım. Bu kadar yeter insan. Ben senin oyuncağın değilim. Ha, ödümü kopardın. Ama konuşabildiğini biliyordum. Dinleyin çocuklar, konuşuyor. Drago benimle konuştu, duydunuz mu? Bana oyuncak olmadığını söyledi. Daniel, bu kadar yeter. Ha? Beni duyabiliyor musun? Duyuyor musun delikanlı? Evet Bayan Purdy. Şimdi beni dikkatle dinle. Dönem sonuna kadar cezalısın. Hayatımı mahvettiğin için teşekkür ederim Drago. Sadece konuşman gerekiyordu. İşe bak. Acaba diğer savaşçıların bakuganları da böyle inatçı mı? Tamam. Bağlandık. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor? Sonunda. Umarım bugünkü bakugan maçını kaybetme nedenimin sen olduğunu biliyorsundur. Biraz sakin olur musun Runo? Neden bahsediyorsun sen? Masquerade isimli o tuhaf çocuk gelip beni yendi. Dünyanın her yerinde maç kazanıyor. Ve çocuklar bütün sohbet odalarında ondan bahsediyor. Sorun nedir? Şimdiye kadar yaptığı her maçı kazandı. Ve bütün çocuklar bakuganlarını kaybediyorlar. Çok ciddi bir durum bu. Runo, seninkini de mi yendin? Çok değerli teraklamı kaybettim. Bir şeyler yapmalıyız Dan. Merak etmeyin çocuklar, bana güvenebilirsiniz. Eğer o kötü çocuk benimle karşılaşırsa herkesin bakuganını geri kazanacağım demektir. Senin teraklonu da Runo. O maskeli şapşalı mutlaka ineceğim. Harika. Dan, keşke sana sarılabilseydim ben de. Bu Masquerade'in ne kadar iyi olduğu umurumda bile değil. Kendi bakuganımla ona gününü göstereceğim. Göreceksin. Sen de kaybedersen ne olacak? Ama ben kaybetmem. Sıralamasını biliyor musun? Son güncellemelere göre şu an birinci sırada. Şaka yapıyor olmalısınız çocuklar. Bu imkansız. Dünyanın en iyi bakugan savaşçısı şun olmalı. Bu çok tuhaf. Bu sorunu çözmek zorundayım. Tehlike ya da risk ne kadar yüksek olursa olsun, rakip kim olursa olsun başım dik bir şekilde mücadele edeceğim ve mutlaka kazanacağım. O yıldızı takip edeceğim. Ne oldu? Ne var? Bir sorun var. Masquerade'in nerede olduğunu bile bilmiyorsan onunla nasıl karşılaşacaksın? Evet. Evet bu iyi bir soru. Evet. Masquerade, ben Deno. Maç yapmaya ne dersin? Hayır, böyle olmaz. Bu nasıl? Hey Masquerade, savaşçıları ezmenden bıktım ve şimdi sıra sende. Tabii benimle karşılaşacak kadar cesursan. Öyle misin? Yoksa numaracı birisi gibi o küçük maskenin arkasında saklanmaya devam mı edeceksin? Bakuganın benim olacak. Anladın mı beni? Adım Dan ve sana meydan okuyorum. Ben yeni bir numarayım. Şaka yapıyorum. Sessiz ol. Yoksa blöf yaptığımı görmüyor musun Drago? Ortaya çıkması için böyle konuşmak zorundayım. Sen biraz önce konuştun mu Drago? Beni dinle insan. Ben bir oyuncak değilim. Senin dünyada beni zevkini oyun oynamak için bir araç gibi görüyorsun. Sana soruyorum. Bu senin için sadece bir oyun mu? Alo, bu dünyanın en harika oyunu. Bakugan'la ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi canlı hissediyorum ve en güzel yanı kazanmayı çok seviyorum. Sorun nedir Drago? Karşılaşmayı sevmiyor musun? Bunun için programlandığını sanıyordum. Bunu anlayamıyorum. Bakugan sadece bir oyun değil. Masquerade, oralarda olduğunu biliyorum. Beni dinliyorsan ortaya çık da maç yapalım. Ne dersin? Kazanan her şeyi alır. Kaybeden elinde hiçbir şeyle gider. Ama seni uyarıyorum, ben iyiyim. Ve ben ve Dragonoid'im seni ezeceğiz. Kimse savaşçıları yenip kazanamaz, tamam mı? Zamanı söylüyorum. Yarın okuldan sonra Pandale Avenue'da tren köprüsünün altında. Orada karşılaşacağız. Ve gelsen iyi olur şapşal. Beni anladın mı? Masquerade. Hadi hadi, yoldan çekilin. Hadi hadi. İzin verin geçeyim. Bu harika olacak. Enerjim yerinde. Bana karşı hiçbir şansı yok. Gidelim, gidelim. Hadi. Gelsen iyi olur. Ha? Sen mi? Seni bekliyorduk. Dostun Masquerade maalesef gelmedi ufaklık. Yine mi siz? Buna zamanım yok. Neden çekip gitmiyorsunuz? Bana borçlusun. Maç yapmak istiyorum. Kartlarını çıkar ve karşılaşmaya başlayalım budala. Hazır mısın? He? Beni rahat bırak artık. Zamanımı boşa harcıyorsun. Neyse,
Hemen işini halledeyim bari. Maç mı istiyorsun? Al bakalım dostum. Evet. Tamam. Bakugan. Saha açıl. Başlayalım. Bakugan savaşçılarını izlemeye devam edin. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Robot halim ve Gargonoid'uma karşı kazandığına inanamıyorum. Çok üzgünüm Shuji ama seni yenmek o kadar da zor değil. Ventus'unu kaybetmeye hazır mısın? Şimdi benim olacak. Hadi. Tamam Drago, bu işi bitirelim. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bir Dragonoid. Beni serbest bıraktığı zaman istediğim gibi hareket edebiliyor. İşte geliyor Drago. Yetenek kartı etkin. Ama ateş duvarım rüzgar yetenekleri olan canavara karşı etkisiz. Drago, ne yapıyorsun? Maçın ortasındayız. Ben emir almam insan. Ne? Hadi savaş. İşte beklediğim açılış. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Bakugan güç seviyesi 3.00G'ye yükseldi. Gücüm az olabilir, evet. Ama Dragonoid'in Falconer'in rüzgar yeteneğine karşı hiçbir şey yapamaz. Ve garanti altına almak için biraz daha güç vereceğim. Atlama yeteneğini etkinleştir. Ve Ventus'la Fires arasında bağlantı. Hayır! Ateş duvarının üstünden atladın. Ateşle savaşmanın tek yolu rüzgar kullanmak. Dragonoid'in Falconer'imden daha güçlü olur mu sanıyor? Yanıldın. Rüzgar ateşi yener. Falconer gücü 4.00G. Ne yapacağız Drago? Falconer, bu bizim savaşımız değil. Ben içgüdülerimle savaşıyorum Dragonoid. Kendine gel. İçinde negatif enerji var. Drago! Başka şansım yok. Ateş duvarı rüzgarı durdurdu. Kaybettin. Bunu neden sürekli yapıyorsun? Hayır bak yine ne oldu. Sana söylemedim mi? Ama hayır. Bay Ukola beni dinlemedi öyle değil mi? Ha? Yeter Akira. Ben annemin yanına gidiyorum. Sonra görüşürüz Ukola. Kaybetmek isterseniz beni aramanız yeterli çocuklar. Drago harika karşılaşmaydı. Dürüst olmak gerekirse biraz gergindin değil mi? Yine konuşmuyoruz öyle mi? Bu sefer beni kandıramazsın dostum. Denkuso'yu arıyorum. Sen misin Maskurek? Demek gelmeye karar verdim ve sonunda seninle tanışıyoruz. Maskurek. Demek arkadaşımın Bakugan'ını sen çaldın. Bu nasıl olur? Bu oyunu organize etmek için çok zaman harcadım. Ve senin ya da başkasının onu bozmasına izin veremem. Anladın mı beni? Buraya kadar Maskurek. Karşılaşma zamanı öte. Hazır mısın? Açıl! Geçit kartı. Hazır. Hazır. Konsantre ol. Sıra sende. Acaba hangi canavarla oynayacağım? Yüksek G'li Serpanoid kartımla oynasam iyi olur. Hadi Serpanoid, onu mahvet. Bakugan, kalk. Bakugan savaş. Ripper kalk.
Serponit güç seviyesi 3-2-0G. Geçit kartı açıl şimdi. Serponit güç seviyesi 6-2-0G'ye yükseldi. Pekala Masquerade, ya oyna ya sessiz ol. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Yetenek kartı etkin. Boyut 4. Bu da ne böyle? Kartlarımdan biri. Bu boyut kart isminde bir yetenek kartı. Serponet güç seviyesi 3-2-0G'ye düştü. Serponet! Olamaz. Canavarımı yendi ve aldı. Ne kadar güçlü. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Yetenek kartı etkin. Saurus, parla! Geçit kartımı yendin. Ama yetenek kartının gücünü asla yenemeyeceksin. Çift boyut. Etkin. İnanamıyorum. Yeteneğin gücünü kapattı. Hayır. Saurus. Bu haksızlık. Bakugan'ımı geri istiyorum. Üzgünüm ama olmaz. Kader kartı oynandığı zaman maç biter. Kader kartı mı? Evet, Dan. Kader kartı. Kader kartı bütün kartlardan daha güçlüdür. Yenilen Bakugan'ı da sonsuza kadar başka bir boyuta gönderir. Şaka yapıyorum. Kader boyutu. O haklı insan. Bakuganlar kader boyutundan asla dönemez. Orada sonsuza kadar yok oluruz. Daha çok korkulan hiçbir şey yok. Şimdi herkesin Bakugan'ını nasıl çaldığını biliyorum. Ama esas soru... Oyunumuzu neden mahvediyorsun Masquerade? Dan. Bunun sadece oyun olduğunu kim söyledi? Her mücadele gerçek. Drago? Geçit kartı. Hazır. Hadi Drago. Bu bizim son şansımız. Bunu neden yapıyorsun? Restoranda ne olduğunun farkında mısın? Benimle ilgili değil. Elbette öyle. Ben bir askerim. Ve bu boyutta bir insanla birleşebiliyorum. Böylece sonsuz güce sahip olabilirim. Seni budala. Bu kadar yeter. Seni kader boyutuna göndermeniz zamanı geldi Dragonoid. Hadi Drago. İyi yolculuklar. Ne? Drago, geçit kartı açık. Ateş fırtınası etkin. Son bir kart kaldı. Hadi. Neler oluyor? Üstün ateş. Drago, neredesin? Drago. Ona acıdım. Neden? Eğer isteseydim Bakugan'ı yakalayabilirdim ama yapmadım. Güzel karşılaşmaydı de. Görüşürüz. Dur, seni yenebilirim. Yenebileceğimi biliyorum. Bakugan sadece bir oyun değil, ufaklık. İşin içinde başka boyutlar ve güçler var. Bu bütün dünyayı yok edebilecek bir mücadele. Sahi mi? Ve bunu durdurmanın tek bir yolu var. O da beni yenme. Ama bu çılgınlık. İnsan, bu bir dragonoid'di. Acaba tüm gücüyle mi savaştı? Bilmiyorum. Ve ne yazık ki aradığım şeye sahip değildi. Ama genç Dan Kusoy'u ve Bakugan Drago'yu unutmayacağım.
Olamaz, bu olanlara inanamıyorum. Çok kötü. Seni yeneceğim Masquerade. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Drago ve ben evimde biraz gürültü yapıyoruz. Annemle babam biraz endişeleniyorlar ama onlara evi yıkmayacağımıza dair söz veriyorum. Sonra Drago ve ben Rikimaru isimli bir çocukla karşılaşıyoruz. Onu Masquerade gönderdiği için iyi olduğunu sanıyor ama ona gülümü göstereceğim. Arkadaşlar arasında kavga bölümünde bunları izleyeceksiniz. Bakugan, savaş! Görüşmek üzere.